Güzel ahlaklı olan gayri Müslüme de müjde veririz. O güzel ahlak İslam'a çeker onu ümidindeyiz yani. Makedonya'daydık işte birkaç hafta önce orada bir kardeşimizin evi mi yanmış ne olmuşsa bizim dergahımız oradaki Ahmet Efendi maşallah. Hemen evi toparlamışlar yapmışlar zaten aslan gibi delikanlılar var böyle maşallah. İç dekorasyon falan işleri yapıyorlar. Gidiyorsun bakıyorsun evler dışarıdan normal İçeriye bir giriyorsun sanki diyor ulan yanlış mı girdik? Öyle dersin başbakanın evine girdik. Öyle bir yapmışlar. <laughs> Televizyon üniteleri böyle. Neyse evi yapmışlar işte yani o çocuklar inşaatçı ya şey, kendileri yapıyorlar ya. Hepsi zaten birbirini tanıyor. Hemen hemen hepsi birbiriyle akraba. Bütün evlere gidiyoruz son model yani. Onlar da zaten kendi diyorlar. Hocam gelsek de senin evine de yapsak. Dedim ya bizim ev yok ki nasıl yapacaksın ama. hasıl çok muhabbetliler böyle maşallah. İşte birisinin evi yanmış hemen toplanmışlar. Fakirler ha. Yani öyle çok zengin de değiller. Ama birbirlerine kenetlenmişler maşallah. Hemen toplanmışlar. Adamın evini yapmışlar belediyeden bir şey almadan. Belediye reisi de tabii dikkatini çekmiş. Baksana adamlar bizim yapacağımız işi dergah kendi yapıyor. Sonra işte sizden yetkili birisi bizim de geleceğimizi söylemişler herhalde. Yetkili birisine işte bir teşekkür etmek istiyorum. Onun için görüşmek istiyorum diye söylemiş. Neyse biz gittik gittiğimiz zaman adam gayrimüslim. Hristiyan yani. Ama bir mütevazi. Bir mütevazi. Maşallah. E zaten gitmeden bize söylediler. Dediler ki bu hocam dediler çok iyidir. 30 senedir de doktorluk yapıyormuş orada. Müslüman ve gayrimüslim ayırmaz diyor. Herkese hizmet eder. Çok iyi bir insandır. Gittik gerçekten. Belki 40 dakika oturduk adamın yani. Belediye reisinin ki yani Usturumcan'ın daha önceki belediye reisi de şu an Makedonya'nın başbakanıymış. Yani öyle etkili bir yer orası da. K Efendi Hazretlerinin resmini gösterdim. Şey Nazım Kıbrısi Hazretlerinin Papa ile görüşmesini falan gösterdim. Ve ona dedik ki size teşekkür ediyoruz maşallah. İslam'ın yapısı budur. İslam insana hizmet etmeyi emreder. Sade Müslümana değil. İnsana hizmet etmeyi emreder. Müslime de gayrimüslime de. Gördük ki siz de bu İslam'ın özelliğini kapmışsınız maşallah. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Mütevaziliğinize de o da tabii bir şeyler bir şeyler söylüyor. Ben anlamıyorum da işte, tercüman söylüyor işte çok teşekkür ediyor falan filan. Belki 40 dakika oturduk adamın yanında. Adam kalkın gidin demiyor bize. Dedik ki en son ya sizin işiniz gücünüz vardır biz kalkalım. Yani bizim de var diyemedik. Sizin işiniz gücünüz vardır. Biz kalkalım dedik de kalktık. Ve dedi ki ben belediye başkanı olurken amacı olarak ne edindim biliyor musun? Ne edindim? Buradaki Türkleri kalkındırmak. Hristiyan adam ya. Söylüyor bunu yani. Hani biz Hristiyandan ders almayız demiyoruz. Hristiyanı sevmeyiz demiyoruz. Ama hiçbir Hristiyanı Allah'ı Allah'a inanan üstüne koymayız. Belki bizim belediye başkanımız onun kadar hizmet etmiyor da olabilir. Ama yine de onun üstüne koymayız. Allah'a inanıyor çünkü. Celle Celaluhu. Ve bize sordu nasıl gö gözlemledin? Nasıl gözlemledin burayı? Nasıl görüyorsun? Dedim ki daha geldiğimiz bir gün oldu zaten. Yani hemen akşam geldik, ertesi gün belediye reisiyle görüştük. Bir gün oldu ama gördüm ki dedim buradaki insanlar birbirine karşı çok sıkı muhabbetteler. Çok memnun etti beni bu dedim. Hepsi birbirini tanıyor, hepsi birbirini seviyor. Maşallah. Toplanıyoruz dergahta böyle. Hep genç delikanlılar. Hem zikirdeler, hem sohbetteler maşallah. Onun için çok hoşuma gitti fakat dedim yerleşim konusundan sıkıntılar var. Nasıl yerleşeceklerini falan bilmiyor. O öyle deyince o da öyle söyledi işte. Benim dedi baş, başkanlık e, amacım olarak şunu amac edindim ki ben buradaki Türk ahaliyi Allah'ın izniyle kalkındıracağım yani. Yani kalkındıracağım demesi okuyan bir hale getireceğim. İnşallah.